Kameron'la hoş geldiniz. Bu videomuzda hedeflerini dümdüz eden milli ve modern TRG füze ailesinden bahsedeceğiz. Genel özellikleri, donanmaya katılacak mı, ateşleyebilen araçlar ya da ne seviyede etkili, sonuna kadar her şeyiyle inceleyeceğiz. Başlayalım. Ordumuz kara kuvvetleri ağırlıklı olduğundan genel füzeler konusunda da kendisini geliştirmek zorunda. Modern savaşlarda vurucu gücün neredeyse tamamını oluşturan bu sistemler son derece önemli. Savaş zamanında bir ülkeye saldırı durumunda kritik hatlarını önce balistik füzelerle ve seyir füzeleriyle sonra da şimdi anlatacağımız TRG tarzı füzelerle vurarak ilk saldırıyı yaparsınız. Savunma sistemlerini etkisiz bırakmalarıyla hava ve kara birliklerini ilk yolu açarlar. Geçmişte bu tarz sistemleri pek geliştiremesek ve kullanamasak da teknoloji transferi yöntemiyle artık etkin bir füze sistemine sahibiz. Gelelim TRG ailesini anlatmaya. Bu ailenin ilk üyeleri füzeden ziyade topçu roketler olarak adlandırılmakta. Boyutları ve etki alanları aynı olmasına rağmen güdümlü ve güdümsüz olarak ikiye ayrılmaktalar. Güdümsüzlere bakacak olursak 3 farklı tipte güdümsüz roket sistemi var. Şimdi daha hızlı olması için şöyle yapacağız. Önce anlattığım şeylerin genel özelliklerini vereceğim, sonra da değerlendirmesine geçeceğim. Yani ne işe yarayacağı, eksikleri gibi şeyleri. En kısa menzilli güdümsüz roketimizin ismi TR-107. 107 milim çapında 20 kilogram ağırlığında ve 3 ila 11 kilometre arası bir menzili var. Etki yarıçapı ise yaklaşık 14 metre. Bu boyutuna rağmen çok iyi sayılar. Ekstra parça tesiriyle güçlendirilmiş durumda. İkinci sırada TR-122 ve TRB-122 var. 122 milim çapında 66 kilogram ağırlığında ve ortalama 10 ila 40 kilometre menzilleri var. TR ile TRB arasındaki fark, TRB'nin çelik bilyelerle güçlendirilmiş olması ve hedefine çarpmak yerine çarpmadan hemen önce patlayabilmesi. Bu sayede TR'nin 20 metre olan etki yarıçapını 40 metreye kadar yükseltebilmekte. Modifiyeli versiyon diyebiliriz. Geneliyle bu üç sisteme bakarsak en büyük özellikleri ucuz olmaları ve büyük kolaylıklar sağlamaları. Diğer füzeler düzenli kontrol ve bakım gerektirirken bunlar için hiçbir şeye gerek yok. Yani üret, koy köşeye, yıllarca beklesin, ihtiyacın olunca çıkart, kullan. Bu kadar kolay. Ana amaçları Rus Katyusha sistemlerine benzer şekilde düşmanı ağır ateş altına almak. Yani güdümsüz olduklarından 100 metreye kadar bile sapma payları olabiliyor ama dediğim gibi amaç geniş alanları ucuz fiyatlara domine edebilmek. Büyük cephe hatlarını rahatlatmak. Sırada çoğu zaman kullanıldığını gördüğümüz ana kahramanımız olan TRG-122 var. Bu roket ucuz oluşu, yüksek etki alanı ve yakın destek menziliyle doğuda kendini kanıtlamış durumda. 122 milim çapında 76 kilogram ağırlığında ve 16 ila 35 kilometre arası bir menzile sahip. Etkisi yine çelik bilyelerle güçlendirilmiş durumda ve 40 metre yarıçapta bir etki alanı bulunmakta. Önceki roketlerden en büyük farkı ise güdümlü olması. İşaretlemesi yapılan veya belirlenen hedefleri en fazla 15 metrelik bir sapma payıyla yok edebilmekte. Üstelik yan yana çoklu şekilde kullanıldığı için bu kadar sayıda TRG'yi karşı hava savunma sistemlerinin durdurması aşırı sıkıntılı. Zor ama eğer 35 km yakında konuşlu hava savunma sistemi varsa çok sayıda kullanarak kolayca devre dışı bırakılabilir. Sadece hava savunma sistemi de değil, geneliyle etkisinin fazla ve güdümlü olmasıyla dediğim gibi 35 km içerisindeki her türlü kritik hattı da darmadağın edecektir. Sırada TRG-230 var. Güdümlü topçu roketlerinden bu ailenin güdümlü füzelerine geçiyoruz. Bu füze 230 milim çapında, 210 kilogram ağırlığında ve 20 ila 70 kilometre arası bir menzile sahip. Arttırılmış etkisiyle boyutuna rağmen TRG-122'nin çok üstüne çıkmasa da yine de 55 metrelik bir etki yarıçapı var. 122'den en büyük farkı ise hedefe isabetteki kesinlik oranı. Elektromanyetik karıştırmaya bile maruz kalsa yine hedefini 10 metre bile olmayan bir sapma payıyla bulabilmekte. Bir de kolaylık sağlanması bakımından fırlatılması için ekstra kendine özel bir sisteme ihtiyacı da yok. Farklı tipte birçok platformdan fırlatılabilmekte. Tek bir problemi var, o da boyutundan dolayı üst üste fırlatma sayısının çok fazla olamayacağı için ve füzemizin hızı çok yüksek sayılara ulaşamayacağı için karşıda savunma sistemi varsa kolayca avlanabilir. Zaten bildiğiniz gibi savunma sistemlerinin engellemesi gereken en temel füze çeşidi bu. Sırada TRGK-300 olarak adlandırılan güdüm kiti var. Ne kadar füze yapsanız da önemli olanın içerisindeki olduğunu belirten bir sistem. Füzelerin başlığıyla yakıt hücrelerinin hemen arasına eklenen bu küçük sistem sayesinde 300 milim çapındaki güdümsüz roketler güdümlü hale gelmekte. Şöyle söyleyeyim, 40 ila 90 km arasında menzili olan füzelerin minicik bir sapma ile bile hedefinden ne kadar kayabileceğini bir düşünün. En iyi ihtimalle 100 metre.
Bu tarz füzelerin de etki yarıçapı 70 metre zaten. O zaman görev başarısız oluyor. İşte bu kiti ekleyerek sapma payını 30 metrelere, 50 metrelere kadar düşürmüş oluyoruz. Bütün füzeyi baştan sonuna değiştirmek yerine tek yapılması gereken bu kiti entegre etmek. Füze üretmek isteyen diğer ülkeler elini taşın altına sokmaya uğraşmak yerine bu güdüm kitlerinden alıp kendilerine entegre bile edebilirler. İhracat için bir diğer güzel haber. Son füzemiz bu ailenin en yeni üyesi olan benim de dikkatimi çeken TRG-300 yani Kaplan füzesi. Bu füze kendi içerisinde etkisine göre blok 1 ve blok 2 şeklinde ayrılmış durumda. Blok 1 300 milim çapında 585 kilogram ağırlığında ve 30 ila 120 kilometrelik uzun bir menzili var. Doğruluğunun tam olabilmesi için diğer füzelerden ayrı ekstra navigasyon sistemleriyle donatılmış. 105 kilogramlık harp başlığıyla 70 metrelik büyük bir etki yarıçapına sahip. Blok 2'ye ise bu füzenin etkisinin ikiye katlanmış hali diyebiliriz. Menzili 90 kilometreye düşse de harp başlığı 190 kilogram ağırlığında. Roketsan etki yarıçapına 80 metre dese de bu tarzda gelişmiş füzelerin yapabildikleri tam olarak açıklanmaz. İlkine nazaran ikiye katlanan başlığıyla en azından 200 metre çapta bir alanı rahatlıkla domine edecektir. Zaten Roketsan'da son çalışmalarını Bora ve Kaplan füzesi üzerinden devam ettirmekte. O son tatbikatlarda gördüğünüz dörtlü tüplerden atılan neredeyse her füze Kaplan tipi. Denemeler üzerinden iç etki ve itki sistemlerinin daha da geliştirilmesiyle umarım nice güzel sonuçlara da ulaşabileceğiz. Geldik bu sistemleri ateşleyen araçlara. Şimdi temelde 3 tipte araç var. Küçük, orta ve sistem olarak gelişmiş olmak üzere 3 temel tipte. İlk aracımız T-107-122 çok maksatlı roket atar sistemi yani CNRA. Bu araç görüldüğü gibi çoğu zaman 4 tekerli olmak üzere küçük bir araç. Genelde hızlı intikallerde ve çok uç sınır bölgelerinde bulunur. Bu şekilde küçük olmasının sebebi hem maliyeti ve ağırlığını azaltmak hem de taşıdığı füzelerin zaten küçük durumda olması. Başta dediğim gibi TR-107 füzesi sadece 20 kilogram, taşımak için fazlasına gerek yok. Bu araç bu füzeden 60 adet veya 122 milim ailesinden de 20 adet taşıyabilmekte. Hidrolik ayaklarını yere sabitlediği sürece arka arkaya yarım saniyede bile atış yapabilir. İkinci aracımız orta seviye T-122 çok namlulu roket atar sistemi. Bu aracı tatbikatlarda veya başka yerlerde fazla göremesek de son zamanlarda Suriye operasyonunda aktif olarak görmeye başladık. Bu araçların ana amacı alabildiği yüksek tonaj ile maksimum sayıda 122 milimlik roket taşımak. Alabildiği 40 füzeyi yine yarım saniyelik aralıklarla ateşleyebilmekte. Şu anda izlediğiniz atım sistemleri de ki daha önce bu videoyu görmüşsünüzdür yine T-122 aracı. Son aracımız çok maksatlı roket sistemi CMRS. Gördüğünüz gibi yüksek tonajlı roketleri taşıyabilmesi için 8 tekerli uzun bir yapıya sahip. Diğer araçlardan farklı olarak içerisinde gelişmiş bilgisayar ve uydu konumlandırma sistemleri mevcut. 122 milimden Bora füzesine kadar her tipte şeyi taşıyabilmekte. İşte o delikanlı araç bu. Kaynaklarda yazan ve gördüğümüz üzere 122 milimden 40 tane, TRG-230'dan 12 tane, Kaplan füzesinden 8 tane ve Bora füzesinden de 2 tane taşıyabilmekte. Bu şekilde geniş bir kullanım alanı var. Geneliyle bakarsak araçlarımız gayet iyi durumda. Toplu kullanımda bağımsız görev yapabilecek fotoğraftaki gibi bir füze bataryası oluşturabilirler. Fırlatma veya mühimmat ikmal araçları duruma göre değişebilir olsa da ordumuzdaki sistem bu şekilde. Bir batarya, bakın sadece bir batarya tek başına sınırın istenilen yerinde 1000 kadar füzeyle ölümcül bir güç oluşturabilir. Çalışması için tek gereken hedefinin konumunun belirlenmesi olur. Gelelim son konumuz olan gemilere yerleştirilme meselesine. Biliyorsunuz çevremizde çok fazla ada var, yani bir yarımada ülkesiyiz. Bu adaları çıkarma yapmamız gerektiğinde önce gemilerin toplarıyla veya füzeleriyle çıkarma gemilerine engel olabilecek şeyleri vurması gerekir. Toplarıyla vurmak için kendini tehlikeye atması gerektiğinden bu işi füzelerle yapması çok daha mantıklı. İşte sorun da bu noktada başlıyor. Gemilerimize entegre, karaya karşı bir füze sistemimiz yok. Olsa bile çok az sayıda, örneğin Yunanistan'la bir savaşta bile yetersiz kalacaktır. Ama tabii ki alternatif bir çözüm için Roketsan'daki mühendislerimiz çalışmaya başladı. En son TCG Bayraktar gemisine sabitlenmiş bir CNRA'nın 22 kilometre yaptığı iki atışta bunun kanıtı. Artık Bayraktar üzerinden bile karaya geniş çaplı saldırılar yapabileceğiz. Hatta böyle bir şey olmaz ama yani Bayraktar tek başına kendi yolunu açıp tek başına karaya çıkabilir. Çok sayıda atım yaparak saldırı yapabileceğinden düşmanı üzerindeki etkiyi bir düşünün.
Ayrıca son olarak bu kamyonların arkasına takılan füze bataryalarının gemi versiyonları da üretilmek üzere. 20'şerli, 8'erli podlar şeklinde. Yakın zamanda bunun da test videosu gelir. Yani şaşırmayın. Tabii ki ben de merakla bekliyor olacağım. Evet, geldik dolu dolu bir videonun daha sonuna. Birkaç video içerisinde Bora tarzı füze sistemlerine de göz atacağım. O yüzden takipte kalın derim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.